El-mu'rabatu bil-hurufi. Harflerle beraber iraplanan kelimeler. Harflerle beraber irap alametleri olan kelimeler. Kale Musannif şöyle demişti. Vellezî o kelime çeşidi ki yu'rabu iraplanıyor bil-hurufi harflerle beraber. İşte onlar Erba'tu enva'in dört nevidir. Dörtten bedel et-tesnîtu tesniyedir ve daha nedir? Cem'ül müzekkeri salimu cem'i müzekker salimdir. Ve daha nedir? El-esmâ'ul-hamsetu beş isimdir. Ve el-ef'âlul-hamsetu beş fiildir. Ki vehiye o beş fiil de nedir? Yef'alâni tef'alâni tesniyelerdir. Yef'alûne tef'alûne cemî müzekkerlerdir. Tef'alîne müfret müennes muhatabadır. Dört nevi yani harflerle beraber irap alan kelime çeşitleri bunlardır. Ve bulu ve ben şöyle derim. El kısmu sani minel mu'rabati. Muhretlerin ikinci kısmı nedir? El eşya u şeylerdir. Elleti u şeyler ki o kelime grupları ki tu'rabu iraplanıyor hiye u kelime grupları bil hurufi harflerle beraber. Mureplerin ikinci kısmı harfle beraber iraplanan kelime çeşitleridir. Birincisi harekeyle beraber iraplananlar idi. İkincisi harfle beraber iraplananlardır. Vel hurufu harfler elleti o harfler ki tekunu oluyor. Hiye o harfler. Nedir oluyor? Alameten alamet oluyor. Alametel i'rabi. İrabın alameti oluyor. İrab alameti olan harfler erba'etun dört tanedir. İrab alameti olan harfler dört tanedir. Huruf mübteda erba'a haber. Vehiye o dörtten bedel yani o harfler nelerdir? El-elifu ve el-vavu ve el-ya'u ve en-nunu. Elif, vav, ya-nundur. Hiye mübteda, el-elifu haber. Ardından gelen kelimeler de matuf olur. Vellezî o kelime çeşitleri ki yu'rabu iraplanıyor bihâzihil hurufi. Bu harflerle beraber iraplanan kelime çeşitleri nedir? Erba'tu eşya'e dört şeydir. Eşya'e dedik. Neden dediğimizin farkındasınız. Eşya'e kelimesi gayrimüsariptir. Gayrimüsarip olma gerekçesi elif-i memdude ile bitmiş olması. Elif-i memdude iki illet yerine geçen tek illetlerdendir. Tek başına yani başka bir illet aramaksızın kelimeyi gayrimusarif yapar. Eşya e kelimesi cer halindedir. Niye cer halinde peki? 3 ile 10 arasındaki rakamların temyizi hem cemi hem mecrur gelir. Bundan ötürü mecrur konumundadır. Ama gayrimusarif olduğu için cer alameti de fethadır. Bunu zaten bayağı bir işlemiştik. Et tesniyetu işte o dört kelime yani irabı harflerle beraber olan dört kelime grubundan birincisi et tesniyetu tesniyedir. El muradu kastedilen şey biha et tesniye derken tesniye kelimesinden kastedilen şey nedir? El müsenna müsennadır. Aynı şey yani tesniye ile müsenna aynı şey eş anlamda. Müsennadır. Ve misaluhu o müsennanın o tesninin misali örneği nedir? El misrani. İki tane Mısır. Misrun misrani. Ve el Muhammedani. İki tane Muhammed. Ve el Bekrani. İki tane Bekir. El Raculani. İki tane Racul. İki adam. Bunlar hep ne? Tesniyedir. İrabı neyle almaktalar? Harfle almaktalar. Harflerle beraber iraplanan kelime çeşitlerini işlemekteyiz. Burada örnek olarak verilen dört kelimenin her biri raf halindedir. Raf hali ne ile? Elif ile. Yani bir harftir. Harfle beraber merfudurlar. Nun'un sağında yer alan o elif bunların raf alameti. Raf halinde olduklarının kanıtıdır.
harf alameti olarak bir zamme almıyor yani hareke değil, fetha, esre değil, harf almaktadır. İkinci grup kelime cem'ül müzekkeri salimu, cem'i müzekker salim. Bu da yine harfle beraber irablanan kelime gruplarındandır. Ve misaluhu, onun da örneği el-müslimune, Müslümanlar, el-bekrune, Bekirler, Muhammedune, Bu kelimelerin de her biri, bu örneklerin her birisi raf halindedir. Raf halinde olmalarının alameti yani raf alametleri nedir? Nun'un sağında yer alan vav'dır. O vav bunların merfu olduğunun kanıtıdır. Yani harekeyle değil harfle irab almışlardır. Üçüncü grup el esmaul hamsetu, esmai hamse yani 5 isim. Evamili bir gibi de esmai sitte, mutelle, illetli 6 isim diye görmüş olduğumuz kelime grubu. Neden burada hamse diye geçiyor? Çünkü henu kelimesi bu gruba dahil mi değil mi? İhtilaf var. Musannife göre henu kelimesi o gruba dahil değildir. Yani 6'dan bir çıkartacaksın ki 5 olsun. Oradan henu kelimesi çıkartılıyor. Vehiye o esmaul hamsetu dediğimiz kelimeler de ebuke senin baban, ehuke senin kardeşin, hamuki senin kayınpederin. Yani kadının koca tarafından akrabası. Ve fuke senin ağzın, zümalin mal sahibi. Burada tabii ki ke'ler veya mal kelimesi konuya dahil değil. Ebu, ehu, hamu, fu, zu, esma-i hamse bunlar. Bunlar da yine harekeyle değil harfle beraber irablanmıştır ve her biri merfudur. Raf alametleri vardır. Tıpkı Cem'i müzekker salim gibi. Az önce geçen müslimune, bekrune gibi. El-ef'alul hamsetu 5 fiile geldik. 5 fiil de yine irabı harflerle olmaktadır. Ve misaluha o 5 fiilin misali yazribani tektubani yefhemune tahfezune tesherine yazribani tektubani tesniyeler yefhemune tahfezune cem'i müzekkerler tesherine müfret müennes muhataba. Bunlar ne halinde? Raf halindeler. Raf alametleri nedir? Bir hareke mi arıyorum? Hayır, harf arıyorum. Hangi harf? Muzari'nin sonunda ne var? Nun var. Yazribani, tektubani. Sonlarında hep nun var. Bu nun, bu muzarilerin merfu olduğunun göstergesidir. Yani raf alametlerine nun varlığı. Subutun nun. Demek ki nun olmasa mesela yazriba, tektuba, yefhemu, tahfezu veya tesheri diye kalmış olsalar yani sonlarındaki nun silinmiş olsa o zaman bunlar raf halinde olmazdı. Ne halinde olurlar? Nasbı da cezmi de sonundaki nunun hazfi iledir ki zaten seyyi'ti yakında gelecek. Ne gelecek? Beyanu i'rabi kulli vahidin min hazihi'l eşya'il erba'ati. Hem de tafsilen. Ayrıntılı olarak şu dört gruptan her birinin irabının beyanı yakında gelecek. Hem de çok yakında. İrabul müsenna. Hemen geldi bile görüyorsunuz. Müsenna'nın irabı. Yani tesniyenin irabı. Kale musannif şöyle demişti. Fe emme tesniyetu. Tesniyeye gelince fe turfa'u raf olur. Raf olunur aslında. Meçhul fiil de. Raf olur. Ne raf olur? Hiye o tesniye kelime. Neyle beraber raf olur? Bil elifi elifle beraber. Baya ne manası oluyor? Ve tunsabu ve nasb olur. Ney? Hiye o tesniye kelime. Ve tuhfezu ve cer olur. Ne? Hiye o tesniye kelime. Neyle beraber nasb olur ve cer olur? Tuhfezu cer olur. Neyle beraber? Bil ya ya ile beraber cer ve nasb olur. Demek ki tesniyenin irabı nedir? Nakıstır. İrabı tam, irabı nakıs. Evamili bir gibi de görmüştük. Nakıstır çünkü 3 halinde 3 alamet almıyor. 2 alamet alıyor. Raf'ı elifle, nasbı da, cerri de ya iledir. Burada etesniyetu kelimesi müptedadır. Turfa'u fiildir, hiye faildir. Fiil, fail birlikte bir fiil cümlesi olur.
tesniye müptedasının haberi olur. Ve ben şarih olarak şöyle demekteyim. El-evvelü birincisi. Neyin birincisi? Minin beyaniye geliyor. Minel eşya illeti o şeylerin birincisi ki ilki ki tu'ra bu iraplanıyor hiye o neyle beraber? Bir hurufi harflerle beraber iraplanıyor. İşte onun birincisi nedir? Et tesniyetu tesniyedir. Vehi o tesniye deneyinlesi. El müsenna yani tesniyedir ki kema alimte senin de bildiğin gibi. Fakat şüphesiz ki arafta sen öğrendin biliyorsun. Şima o yerdeki sebaga geçti. Tariful müsenna. Müsenna'nın tarifinin geçtiği yerden beri geçtiği yerde sen bunu öğrendin. Oradan beri biliyorsun. El evvelu minel eşya illeti dedim. Eşya kelimesi gayrimusariftir öyle değil mi? Şey'un, şey'ani, eşya, elif-i memdude ile bittiğine göre gayrimusariftir. Tek illet, iki illet yerine kaindir. Öyle bir illet var kendisinde. Neydi? Gayrimusarifte ya iki illet birden bulacaksın ya da tek illet bulacaksın ama o tek illet iki illet yerine kaim olacak. İşte bu tek illet olup iki illet yerine kaim olanlardandır. Elif-i memdudedir. Peki gayrimusarifin cerhali fetha iledir demiştik. Ha ben okurken minel eşya demedim. Minel eşya i esreyle okudum. Çünkü tıpkı şu an evet neden dolayı Mücahit Hoca'nın yazdığı gibi eşya kelimesi eliflamlıdır. Eliflam aldığı esnada kelime, gayrimusarif olan kelimenin cerhali artık esre ile olmaktadır. Tabii ki gayrimusarif olan kelime muzaf olsaydı yine aynısı geçerli olurdu. Ama el eşya kelimesi burada muzaf değildir. Neden? Eliflamlıdır. Hükmuhu. Bunun hükmü yani müsennanın hükmü nedir? En yurfa'a, rafa'a, yerfa'u. Yurfa'u, en yurfa'a. Hangi baptan rafa'a, yerfa'u? Üçüncü baptan. Bir şart en yekune olması şartıyla. Nedir olması şartıyla? Maksutta ne yazardı? Ayn el veya lam el fiilinin boğaz harflerinden biri olması şartıyla mazide ve muzaride ayn el fiilinin meftun olmasıdır derdi. Maksutta illa eba yeba derdi. Ebeye yebeyu bundan müstesnadır derdi. Yurfe'u en yurfa'a. Enden dolayı muzari nasb olmuştur. En yurfa'a raf olmasıdır. Neyin? Hüve o kelimenin tesliğinin raf olmasıdır. Hile burada ne oldu o zaman? Ege olarak hüve ne olur arkadaşlar? Gizli zamir hüve. Evet, cevap gelemedi mi? Geldi. Naibu fail olur. Rafa'a, yerfa'u, yurfa'u, yurfa'a. Meçhul fiildir. Meçhul fiil. Naibu fail alır. Neydi? Fiiller avamili bir gibiye göre düşünürsek fiiller amili kıyasinin birinci maddesidir. Mutlak fiil. Mutlak fiil yani malum olsun, meçhul olsun, mutaaddi olsun, lazım olsun. Mücerred olsun, mezid olsun, tam olsun, nakıs olsun, her fiil raf da eder. Nasb da edebilir yani durumuna göre. Lazımsa edemez, ayrı mesele. Burada meçhul fiil onlardan birisidir. Ne yapması lazım? Raf etmesi lazım. Meçhul fiil, naibu fail alır. Naibu failler, mamulu merfudandır. Peki hüve zamiri mebnidir. Zamirlerin hepsi mebnidir. Öyleyse hüve zamirinin irabını nasıl tayin ederiz, ne deriz? Mahallen merfu deriz, tıpkı Yeliz Hoca'nın yazdığı gibi. Devam, en yusaya raf olmasıdır onun hükmü. Neyle beraber raf olmasıdır? Bil elifi, elifle beraber. Ne manası veriyoruz?
zammeden naib olarak, zammenin vekili olarak da niyabeten hal olmakta. Ve yunsabe enin etkisi devam ediyor. En yunsabe yani. Yunsabe nasb olmasıdır hükmü. Ve yuhfeza ve cer olmasıdır bil ya ya ile beraber. Yunsabe hüve. Yuhfeza hüve. Naib-i failleri var. Fiile fail veya naib-i fail bulmak gerekiyor. Bil ya ya ile beraber nasb ve cer olmaktadır. Öyle ya ki el meftuhi ma kableha. Makabli meftuh olan. Neyin makabli? Yani. Ma kableha ma kablel ya i demektir. Ya'nın makabli, ya'nın bir sağının meftuh olması. Ve öyle ya ki yine el meksuri ma ba'deha, ya'nın ma ba'di. Yani sol tarafının meksur olmasıdır. Niyabeten anil fethati, fethadan naib olarak, evi kesrati veya kesreden naib olarak ya olacak orada. Ama nasıl ya? İşte ma kabl meftuh, ma ba'di meksur olan bir ya. Ve yusale yani en yusale enin etkisi devam ediyor. En yusale bitiştirilir bihi kendisine yani tesniyeye bitiştirilir. Ne bitiştirilir? Ba'del elifi evil ya'i ya'dan veya eliften sonra. Eliften veya ya'dan diyor. Neden? Raf halinde ise çünkü tesniye elifle yazılmıştır. Onun ardından ekleyeceksin. Evil ya veya ya'nın ardından diyor. Çünkü kelime nas veya cer halinde ise orada elif yerine ya vardır. İşte onun ardından ne bitiştiriliyor? Nunun bir nun bitiştirilir ki tekunu olur ne olur? Hiye onun olur. Hiye kendinin burada ismi oldu. Onun olur. Nedir olur? İvazan ivaz olur. Haberi kendi. Yani tenvinden ivaz olarak, tenvinden bedel olarak, tenvinin yerine kendisine nun eklenir. Ellevi. O tenvin ki yekunu oluyordu. Hüve o tenvin fil ismil müfredi müfred isim de oluyordu. Yani orada bulunuyordu. Müfred isimde bulunan tenvinin yerine tesniyede bir nunun eklenmesi. Yine hükmünden bir tanesidir. Ve la tuhzefu hasfedilmez hazihin nunu şunun bahsettiğimiz nun illa ancak hasfedilir indel izafeti izafet esnasında. Tesniye kelime muzaf olursa sadece o zaman o sondaki nun silinir. Bu nunun silinmesine dair de bir sürü örnek işlediğimiz diğer kitaplarda görmekteyiz. Özellikle dünkü Riyazu Salihin dersinde işlediğimiz o hadiste Nun'un silinmesine bayağı bir örnek görmüştük. Öyle değil mi? Yedeyhi, ricleyhi defalarca geçmişti. Yedani, yedeyni, yedeyhi hatta yedahu o da olabilir. Buna bir örnek de verebiliriz hemen. Tebbet yeda ebi lehebin. Yeda ebi. Aslında neydi? Yedani. Yedün, yedani. Yedün bir el. Müfred. Yedani tesniye. İki el demek. Yedani kelimesi orada. Tebbet yedanun düştü. Neden? Çünkü ardından gelen yani yeda ebi kelimesi muzafın ilehidir. Yeda muzaftır. Yedani kesniyesi muzaf olduğundan sonundaki nun harfi düşmüş. Ebi muzafın ileyh. Dolayısıyla tebbet yeda ebi. Yeda'yı gördüğümüzde bu yeda da neyin nesi? Aslında yedani kesniye bildiğimiz kalemani, kitabani gibi bildiğimiz bir kesniye. Sonundaki nun izafetten dolayı yani o kesniye muzaf olduğundan dolayı düşmüştür. Ayetten de bu şekilde bir örnek olmuş oldu. İşte, misalül Müsenna'nın misali. Öyle müsenna ki el merfu'i merfu olan müsenna'nın misali. Peki misalül müsenna diyorum. El merfu'i diyorum. Burada ne oluyor? Ne anlatmak istersiniz? Burada bir ne var acaba? Mesela misalül müsenna, son müsenna'nın son harfi fetha. Müsenna diyorum. Ama el merfu'i, merfu kelimesini ise
Aynen estere veriyorum. Burada neler oluyor acaba? Aslına bakarsak ne diyorum? Misalül müsenna, müsennanın misali diyorum. Burada ne var? Müsennanın misali. Kapının kolu. Bilgisayarın ekranı. Muzaf, muzaf millet, izafet var. Öyleyse müsennanın irabı ne olur? Merfu olabilir mi? Olamaz. Ne olabilir? Madem orada muzaf var. Müsennanın irabı ne olur? Takdiren mecrur olur. Evet hocam. Doğru. Misalül müsenna. Müsennanın misali. Öyle müsenna ki. Hani bu müsenna mecrur ya. Öyle müsenna ki ona sıfat getiriyorum. El merfu'i. Merfu olan müsennanın misali. Yani burada izafet olup olmadığını anlamasanız bile el merfu'i. Ayna esre verdim ya. Ayn madem ki esreli. Sağındaki mecrur ki, esledi ki soldaki kelime de mecrur olmuş. El müsenna, el merfu sıfat mevsuf. Misal muzaftır. Onun misali bakalım neymiş. Hazara hazır oldu geldi. El kadıyani iki tane kadı. Ve kale dedi. Raculani iki tane de adam dedi. Şey işte kullun hepsi min el kadıyani ve raculani. Bunlardan her biri yani ikisi de nedir? Merfu'un merfudur. Li'ennehu çünkü onlar fa'ilun faildir. Hazara fiil kadıyani fail. Kale fiil raculani fail. Hazara ile kale nedir? Amili kıyasi birinci madde mutlak fiildir. Fe kullu fi'lin yerfa'u. Raf etmişler fail almışlar. Ve alametu raf'ihi onun da raf alameti yani kazıyan kelimesi ve raculan kelimesi. Bunların raf alameti nedir? El-elifu eliftir. Alametu raf'ihi onun raf alameti nedir? Demek ki alamet kelimesi mübteda el-elifu haber olur. Mübteda olan alamet kelimesi aynı zamanda muzaftır. Raf'i onun muzafın ileyhidir. Raf'i aynı zamanda muzaftır. Hi onun muzafın ileyhidir. Demek ki raf kelimesi hem muzaf hem muzafın ileyhidir. Daha önceden de değinmiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Bir yerde izafet varsa ve zamir varsa tabii ki. Burada zamirli isim bitişmiş mi? Raf bir isim. Rafa yerfa rafun. Mastar bir isim. Kendisine zamir bitişmiş. Bu durumda ne olur? İsimle zamir bitiştiği esnada direkt izafet olur. Peki hi zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler irabı nasıl alır? Mahallen alır. Öyleyse mahallen mecrurdur bu zamir. Hi zamiri. Aynı zamanda şunu da diyebiliriz. Zamirler marifedir. Marifeye muzaf olan da marifedir. Öyleyse raf kelimesi de marife olur. Başka? Burada bir izafet olduğunu söyledin. Öyleyse bu ya manevidir ya da lafzidir. Manevidir. Peki manevisi hangi manadadır? Evet, lam manasındadır. Raf'ihi nedir? El-elifu eliftir. Haber dedik. Niyabeten, burası da haldir. Niyabeten, naib olarak, yani zammeti, zammeden, naib olarak böyledir. Zammenin vekili olarak. Niye zammeden vekil? Çünkü zamme nedir? Asli raf alametidir. Elif ise fer'i raf alametidir. Peki niye böyle? Li'ennehu. Çünkü o kelime nedir? Müsennen, müsennadır. Nun nedir peki? İvazun, ivazdır. Nun, mübteda ivazun haber. Neyden ivaz? Neyden beden? Aynı tenvini, tenvinden. Neredeki tenvinden? Fiil ismil müfredi.
Müfred isimde bulunan tenvinden bedeldir. Ve misal-ül müsenna ve müsennanın misali. Öyle müsenna ki el mensu bu be bi nasıl harflemeliyim? Bu be bi bayana hareket vermeliyiz. Bi vermeliyiz. Misalül müsenna. Müsennanın misali. Öyle müsenna ki el mensubi. Mensub olan. Niye bi dedik? Çünkü misal kelimesi muzaf. El müsenna muzafın ileyh. Ve aynı zamanda mensuf. El mensub da onun sıfatıdır. Sıfat mensufuna irab noktasında tabi olmak zorundadır. El müsenna madem ki mecrur, el mensub kelimesi de mecrur olacaktır. El mensub kelimesi ismi müfredi musarif olduğundan cer alameti esredir. Bu yüzden kendisi yani kesre ile mecrur olmaktadır. Cer alameti kesre. Bu hibbu ben severim. El müeddibeyni edepli kişileri. Ve ekrahu ve sevmem yani hoşlanmam. El mütekasileyni tembellerden de hoşlanmam. Bu durumda küllün min el müeddibeyni ve mütekasileyni bu kelimelerden her biri mensubun mensupturlar. Niye? Li ennehu çünkü onlar mef'ulün bih, mef'ul bih'tir. Uhibbu fiil ene fail el müeddibeyn mef'ul olur. Ekrahu fiil ene fail el mütekasileyni mef'ul bih olur. Ve alametu nasbihi, onun nasb alameti nedir? El ya'ul meftuhu ma kableha, ma kable meftuh olan ya'dır. El meksur ma ba'deha, ma ba'di de meksur olan ya'dır. Yani onun aslında nasb alameti ya'dır. Öyle ya ki ma kable meftuh, ma ba'di meksur. Niyabeten anil fethati, fethadan naib olarak böyledir. Niye fethadan naib? Çünkü fetha aslidir, ya ise fer'idir. Li'ennehu, çünkü o kelime müsennen, müsennadır. Buradaki çünkü neyin çünküsü? Yani neden, ne dedik? Neden ya ile onun nasb hali? Li'ennehu, çünkü o müsennen, müsennadır. Nasb halinin gerekçesini anlatıyor. Neden nasb hali ya ile? Li'ennehum senden. Peki niye fethalan naib? Çünkü fetha aslidir, ya ise fer'idir. Ve nunu, nun ise hangi nun? Sonunda, kelimenin sonunda yer alan o tesniye nunu. İvazun, yani tenvini fil ismin müfredi. Müfred ismin sonunda yer alan o tenvinden bedeldir. Tesniyede tenvin olamaz. Onun yerine ne olur? Nun koyalım denilmiştir. O şekilde gelmiş. Ve misalül müsenna el mehfuzi. Mecrur müsennanın örneği. Nazartu ben baktım. İlel fariseyni iki atlıya, iki süvariye baktım. Alel feraseyni at üstündeki iki atlıya, iki süvariye baktım. Şimdi bu durumda küllün min el fari Seyni ve el-feraseyni bu iki kelime de nedir? Mehfuzun, mecrurdur. Peki niye mecrurlar? Lidduhuli harfil hafzi aleyhi. Üzerlerine cer harfi dahil olduğu için. Alametu hafzihi, onun da cer alameti. Yani iki kelimenin de. Fariseyni, feraseyni. Onların cer alameti nedir? El ya'u ya'dır. Öyle ya ki el meftuhu ma kableha, ma kabli meftuh olan. Neyi ma kabli? Ya'nın yani. Ma kableha ma kablel ya'i. Ya'nın ma kabli meftuh. El meksuru ma ba'deha, ma ba'di de meksur olan ya. Ma ba'deha, oradaki ha yine ya'ya aracı. Yani ya'dır alamet. Öyle ya ki ma kabli meftuh, ma ba'di meksur. Niyabeten anil kesrati, kesreden naib olarak böyledir. Peki niye ya ile mecrur olmakta? Li'ennehu müsennen, çünkü o kelime müsennadır. Ennenin ismi hu, haberi müsenna. Ve nunu, nun harfi nedir? İvazun, ivazdır, müfteda haber. Neyden ivaz? Yani tenvini, tenvinden. Neredeki tenvinden? Fil ismin müfredi. Müfred isimdeki tenvinden bedeldir. Ve konu burada bitmiştir. Anlaşılmayan bir nokta varsa sorabilirsiniz.